Şimdi arkadaşlar, bu dersimiz gerçekten, yani burada gördüğünüz gibi epeyli bir ders var. İşte yani inner type'lar, şunlar, hepsini işlemeyeceğiz. Yani bizim lazım olacak kadar işleyeceğiz. Tamamını işlemeyeceğiz. Ancak bu ders tamamı için çok değerli. Yani temel felsefeyi anlatıyor. Çünkü biz alayında metotlar, sınıflar, kapsülleme hepsinde dikkat ederseniz hep verilerle uğraşacağız. Verilerle uğraştığımız için de bu dersler çok önemli. Birkaç ders, işte veri türü, değişken ve tür dönüşümü. Buraları anlarsanız diğer taraflar çok daha kolay anlaşılacaktır. Hemen başlayalım. RAM bellek, yine bizim belleğimiz. Her zaman bununla kullanacağız. Yani siz isterseniz 10 senedir bu işle uğraşın, hep burayla uğraşıyorsunuz. Bununla belki uğraşmazsınız. Konsol sınıfıyla uğraşmazsınız yüksek ihtimal. Bu biraz daha işin öğretme tarafı benziyor. Ama şu hep elimizde mevcut olacak. Burayı hep kullanıyoruz. Şimdi başlayalım. Değer ve referans türleri arasında tür dönüşümü. Şimdi burada biz veri türleri dersinde yukarıda en başta o kısma çok girmedik. Yani RAM bellekte veri referans türünün nereye kaydedildiği ve benzeri oraya çok girmedik. Burada biraz oraya da vurgu yaparak anlatacağız. Şimdi burada bir değer tipi var. Dikkat ederseniz bizim burada neredeydi, hemen şuradan göstereyim size. Şurada bir değer tiplerimiz var, bir de referans tipleri var. Değer tiplerimiz de integer, long, float diye gidiyor. İşte burada struct'lar, enumlar var. Bunların durumu biraz farklı. Ancak şu struct ve enum dışında şuradakilerin hepsi bizim bildiğimiz işte sayısal, şu char hariç, şu char özel bir durumu var. Char da string ile ikisi çapraz. String, referans tipi de string ile başlıyoruz. Referans tipleri dikkat ederseniz object, class, interface, array, delegate, böyle hiç bildiğiniz şeyler değil. Hani bunlar en azından PLC derslerimizden ya da başka noktalardan hatırlarsınız. Ama bunlar biraz farklı gelebilir size. Referans tipleri nedir? Hemen oraya bir dönelim. Şurada. Şimdi integer değer tipi bu. Integer bir değer tipidir. Değişken RAM bellekli adresi A olsun. İçine koyduk A'nın. Ve içine ne yazdık? 5'i koyduk. 5'leri şu an yüklü. Sıkıntı yok. Yine integer B. Yine yanına gelsin. O da 7 değeri yüklendi. Sonra burada string. Dikkat ederseniz artık değer tipinden çıktık. Bir x. Burada şöyle bir durum var. Bak, burada dikkat ederseniz şurada bir stack bölgede bir alan oluşturduk ve heap bölgede bir alan oluşturduk. Şimdi burada şunu kavramanız gerekiyor. String x dediğimiz anda heap bölgede bir alan oluşturuldu ve buraya veri buraya kaydedilecek. Burada ise ne var? Burada ise bu verinin kaydedildiği adres var. Yani aynı bizim şuradan hatırlayın. Yani burada ne yapıyoruz? Biz burada bu şirketle iş yapacağız. Şirketle iş yapacağız ancak yani şirkete örneğin bir veri yatıracağız, bir veri vereceğiz, bir para vereceğiz örneğin. Ancak şirket diyor ki biz diyoruz ki ona nasıl güvenebiliriz sana? O da bizi hemen referansa gönderiyor. Referansıma bak diyor. Referans. Biz de hemen gidiyoruz referansına bakıyoruz ve bunları gidip teyit ediyoruz. Tamam, bu şirket demek ki büyük işler yapmış. Hemen burada da aynı mantık. String x diyoruz. Burada referans buraya veriyoruz yani adres. Özellikle bir stack alanında adresini saklıyoruz. Ve bu adres ile ne yapıyoruz? Şuraya ulaşıyoruz. TCP/IP derslerinden hatırlayın. 7. kurstaydı zannedersin. Orada IP adresiyle TCP üzerine oturum açarken aslında IP adresi gibi bir referans işlemi var. Yani IP adres bizi ne yapıyor? Bir yere refere ediyor. Bu da aynı şekilde. X dediğimiz anda stack bölgede adresini tutuyoruz ve bu adres üzerinden şuraya gidip buraya veriyi kaydediyoruz. Yani veri burada, adres burada. Ve burada bu adres üzerinden buraya geliyoruz. X ve burada datayı buraya kaydedeceğiz. Şimdi .toString diyerek biz burada ne yapacağız? String metodunu kullanacağız. Yani ne yapacağız? A'nın içinde ne var? 5 var. 5 değerini string'e dönüştüreceğiz. Metotlar dersinde bu çok daha iyi oturacaktır. Şimdilik anlamasanız bile olur. Sıkıntı yok. Kafaya takmayın. Burada alanı oluşturduk. Şimdi ne yapacağız? A.toString. A'nın içinde ne var? 5. Bu 5'i alıp toString noktadan sonra metotlar çıkar ve benzeri birçok özellik çıkar. O derslerde yine buna da değineceğiz. Şimdi burada gittik buraya. 5 değerini aldık. Şu an A var. A 5'tir. Nokta toString derken şunu yapıyoruz aslında. toString yaptık. toString nedir? String yani İngilizce'de to e demek yani. Tire e. Yani string'e. İşte object t gibi yani. O mantıklı. toString'i dikkat ederseniz burada 5 var. Burada çift tırnak 5 var. Yani bu integer'da hatırlayın biz çift tırnakla hep tanımlama yapıyorduk.
Bu sembolik olarak bu anlamanız için koydum. Çift tırnak 5 gibi. Yani bu string bir değer olduğunu göstermek için çift tırnak koydum. Burada ne yaptık? X değerini, yani buradaki hip alanındaki X alanının içine 5 değerini koydum. Nasıl koydum? Buradaki A'yı aldım, to string ile çevirdim ve X'e gittim. Ama X'e giderken bu geldi aslında şöyle olacak. X'e geldi, şu adresine baktı. Bu adresine baktıktan sonra buraya geldi ve buraya kaydetti. Yani ilk olarak kendi bölgesine geliyor, buradan bakıyor X'e, adresi gösteriyor, referans etmiş. Hemen geliyor, buradaki referans üzerinden buraya kaydediyor. Ve ayrıca bir detay daha var. Stack bölgede işlemler daha hızlı çalışır. Yani hip bölgeye göre. Burada size detay olsun. String Y. Aynı mantık, aynı düşünce. Bunu da şöyle şu yanına koymadım veya altına. Rastgele bir şekilde sonuçta oluşturduğu gibi düşünürsek. Örneğin burada oluştursun alanı. Bir alan açtı bize. Ama burayı açarken veriyi buraya kaydedeceğiz ama buranın adresini de stack bölgede burada saklıyoruz. Yani burada bir şey kaydedeceğimiz zaman buraya geliyor, adresi görüyor ve gidiyor buraya kaydediyor. Yani iki iş yapılıyor gibi. Ve buradan şurayı gösteriyor bize. Ne yapalım? Buna da B'yi to string yapalım. Yani şuradaki değeri 7'yi alıp to string yapalım, string'e dönüştürelim ve hip bölgedeki alana kaydedelim. Ve burada geldik B'ye. Ne yapacağız? Bu 7'yi alacağız. Tam buraya kaydedecekken bir bakacağız bize adres gösteriyor. Bu değer tipi olsa direkt buraya yazacaktık ama bize adres gösteriyor. Diyor ki ben referans tipim, git buraya kaydet. Bu ne yapıyor? Bakıyor, hemen buraya geliyor, kaydediyor. Geliyor. Tabii ki burada şöyle geliyor, sonra buraya geliyor. Yani orayı da anlamanızı istiyorum. Ve içine 7'yi kaydetti. Yani string bir değer. Ve sonra artık işin basit tarafı. Console WriteLine, burası geldi ve şu an burada imleç yanıyor, sunuyor. A artı B. Bu da artı B direkt bir operatör gibi düşünün. Daha operatörler dersini görmedik. Burada A ile B'yi toplayacağız. Bu, dikkat ederseniz A ile B değer tipi, X ile Y referans tipi. Şu an biz değer tiplerinde işlem yapıyoruz. Orayı karıştırmayın. A ile B nereye gideceğiz? A'ya gittik. İçinde B'ye 5 var. Tabii ki B'ye de gittik. 7 var. 5 ile 7'yi artı topladık. 12 ve ne yaptık? Direkt yazdık. Yani 5 ile 7'yi topladık. Ancak şimdi şu nokta önemli. Az evvelki noktaları vurgulama noktasında yine iyi olacak. Console WriteLine dedik. Aşağıki satır atladık. Yani şurada imleç yanıyordu. Tak. Şuradaki line'ı görünce şuraya geldi. Ve burada şimdi bir işlem yapacağız. Ne yapacağız? X artı Y'yi gördü. Şimdi burada X'i gördüğü an ne yapacak? Buraya geldi. X'i gördüğü an dedi ki, X dedi ki bak adresim bu. Hemen adres üzerinden, hatta tabii Y'yi de gördü. X artı Y. İkisini de gördü. İkisi de adres gösteriyor. Çünkü ikisi de referans tipi. Ne yaptı? Çünkü string. Ne yaptı? Adres adres. Hemen ne yaptı? Bunun adresine gitti. Bunun adresine gitti. İçindeki değerlere bakacak. Verilere bakacak. Birinde 5 string olarak 5'i gördü. Diğerinde de bunu gördü. Ne yapacak burada? Bu yanlış. Yan yana yazacak. Çünkü string bir değer. 57 değerini yazdı. Böylece arkadaşlar temel olarak console WriteLine A artı B ile, yani değer tipleriyle biz buradaki değer tipleri üzerinden hemen buradan hiç buraya gitmeden stack bölgesinde adresi burada, değeri burada yazdırdık. Ama referans tipe X ve Y string, referans tipe geldiğimizde ise stack bölgede bir baktık adresleri var. Hayda dedik. Ondan sonra gittik adreslerine. Bu sefer tamam. Değerleri aldık. String olduğu için yan yana yazdık. Çünkü string metinsel bir ifade. Yan yana yazdık. Burada 57 olacak yani. 12 değil. Böylece konuyu aslında temellendirmiş olduk. Yani buradaki aslında temel felsefede aynı mantık yani. Referans mektubu gibi. Hocasının referansı istiyor. Zaten bu kadın bunun hocasına bakıyor. Hocası sağlam. Bu hocadan çıkan adam sağlam olur diyor ve işe alıyor. Aynı onun gibi. Burada geliyor bakıyor. Adres var diyor. Diyor. O zaman ben diyor öğrenci gibi düşünüyorum. Hocasına gidiyor bakıyor. Hocasındaki değeri ne göre bunu kabul ediyor. Bu şekilde arkadaşlar bizim object yani referans tiplerde de değer tip arasında dönüşümü gördük. Ders fazla uzamadan çok kısaca convert sınıfını gösterelim. Sonrasında Visual Studio'da da şu uygulamanın aynısını bir kopyalayalım, bitirelim dersimizi. Convert sınıfını da çok kısaca göstereyim. Convert de aslında bir sınıf olarak dönüşüm yapıyor. Convert nokta dedikten sonra burada istediğimiz dönüşümlere girebiliyoruz. Az evvel toString vardı. Burada da gördüğünüz gibi tek tek her veri tipi için burada dönüşümler var. Biz ilk olarak şu örneği bir yapalım. Şu örneğin bir Visual Studio tarafında bir görelim. Ardından
Hatta şöyle bir stüdyo şöyle alayım. Şurada yapalım, hemen konverte görüp bu dersi fazla uzatmadan kapatalım. Dediğimiz gibi bu ders en temel derslerden. Takıldığınız nokta olursa tekrar tekrar vurguluyorum. Önemli dersler, anlamadan geçmeyin. Şimdi int yazdık, a dedik. Örneğin burada bizim 5 değerimizi RAM bellekte yükledik. Hemen yine int diyelim. B değeri ve 7 değerini yükledik. RAM bellek stack alanda iki değeri de adresleri belli, veriler belli. Şimdi referans tipine gidelim. Küçükse string x olsun. Ne yapalım? A'yı RAM bellekten çekelim. Nokta. Nokta dediğimiz anda dikkat ederseniz hemen geldi bize. To string string dönüyor. Şu kısım geri dönüş değeri. Yani string dönüyor. Zaten eşittirin sol tarafında da string ile bir alan açtık biz RAM bellekte. Heap bölgede. Yani şu işlemin sonucunu string. Örneğin şu komparatörü kullansak sıkıntı olur. Neden? Çünkü geri dönüş değeri int. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Şurayı int yapmamız gerekiyor. Çünkü geri dönüş değeri string olduğu için, int olduğu için. Burada A nokta dedik. To string'e dönüştürülüyor ama geri dönüş tipi string olduğu için bana bu böyle bir RAM bellekli alan açacağım diyor. Ben de A'yı ne yapıyorum? Convert numeric value diyor. Yani sayısal değere dönüştürüyor diyor. Sayısal değeri dönüştürüyor diyor. Yani buradaki sayısal değeri. To string yaptım. İçeriye bir şey vermiyorum parametre ve dönüştürdük. Yani yine benzer şekilde aynısı, sadece iki tane örnek olsun diye yaptık. Hiçbir farkı yok. Y dedik. B'ye dönüştürdüm bu sefer de. To string. Onu da burada kapadık. Ve sonra bunları CV, küçük CV ile ne yazalım? A geldi. Artı dedik. B dedik. Ve benzer şekilde CV x artı y dedik. Dikkat ederseniz küçük y yazsam da kendisi çıkıyor değişken. Ben burada taba bastığım anda onu büyütüyor. Ve tamam. Şimdi bunu şuradan debug yapalım. Ve burada ilk olarak ne yaptık? A'nın içinde 0 var. A'nın içinde 5 oldu. B'nin içinde de 5 oldu. Şu an şu ikisiyle RAM bellekte adresleri belli olan ve içinde 5 ve 7 değeri olan bir işlem oluşturduk. Sonrasında burada a to string ile dikkat ederseniz int to string burada gördüğünüz gibi benim yaptığım gibi burada çift tırnak verdim. Int to string'e yani integer'ı to string'e dönüştürdü, döndürüldü diyor. Ve x'in içinde ne var? Çift tırnak diyor. Dikkat ederseniz burada a'nın içinde direkt 5 var. Çünkü bu string olduğu için string'de bunu bir metinsel ifade gibi düşünün. Yani sayısal bir ifade gibi değil de metinsel bir ifade gibi. Ve devam edersek aynı düşünceyle burada da y çift tırnak oldu. Burada gördüğünüz gibi b 5'ti, çift tırnak oldu. Ve bunları a artı b'yi yazdırdık, 12. Burada çift tırnak 5, çift tırnak 7 ve 57 yan yana yazdık. Çünkü metinsel ifade. Metinsel ifadeler de yan yana yazar. Bir rakam değil yani. Ve bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bir de convert sınıfı ile ilgili bir uygulama yapalım. Convert'te eksik kalmasın. Zaten bunları sürekli ileriki derslerde de kullanacağız. Orada da yine az değindiğimiz noktalara değiniriz. Burada da bir tane güzel bir örnek var. Oradan yürüyelim. String S1 büyük yapalım. S1 nokta S2 yan yana da yazabiliyorsunuz. Yani illa şöyle bir şey olacak diye bir şey yok. String tanımladınız. İlla alttan örneğin alttan gelip ayrıca buraya S2 şeklinde böyle yapmanıza gerek yok. Yani direkt yukarıda da tanımlayabilirsiniz. Şöyle virgül deyip şu şekilde tanımlayabilirsiniz. Sonrasında burada string tanımladık, bir referans deyip heap bölgesi. Şu an int tarafına geçelim. Integer sayı 1, sayı 2 olsun. Yine yan yana yazıyorum, sayı 2. Bir de bizim int toplam diye bir RAM bellekte stack bölgede bir burada ne yaptık aslında? Bizim şuradaki RAM bellekte alanlar oluşturduk. Yani baktığınız zaman fazla da uzamadan string S1 S2 burada sayı 1 sayı 2 ve toplamı biz nerede oluşturduk? Şurada. Diğerini de burada. Devam edelim. Burada biz kullanıcıdan ne isteyelim? String olarak yazıyorum. Dikkat edin. İlk sayıyı girin diyelim. İki nokta koyalım. İlk sayıyı girin. Kullanıcı diyelim ki bir sayı girdi. Burada ekstra bir detay var. Yani bunlar çok önemli değil. Yani ilerleyen derslerde çok kullanırız belki ama bizim asıl o C# otomasyon tarafında konsol uygulamayacağımız için bunlar çok önemli değil ama
burada kullanma adını öğrenin. S1 değişkeni, S1 değişkenimiz nedir? String bir değişken. Bunu S1 yazmayalım önce, konuyu daha iyi anlamak için. Burada console diyelim. Console, readline komutuyla ne yapıyoruz? Daha önce demiştim, ekranı tutuyordu, ayrıca okuma da yapıyor. Console readline yapıyoruz, ekranda yazan değeri ne yapacağız? Burada next line of character from standard input stream, yani bizim bu console'dan girilen, biz bu input yapıyoruz, yani bir değer giriyoruz, bir nevi bir sensör nasıl ki bir boru hattından bir data okuyor, datayı okuduktan sonra PLC CPU'ya veriyoruz, aynı bir sensör gibiyiz, bir değer giriyoruz, örneğin 50 derece için 50 gibi. Ne oluyor? Okuma yapıyor. Dönüş değeri string. Yani biz bu string'i vermemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Şuradaki S1 zaten bizim için biçilmiş kaftan. S1 bunun için kullanacağız. Yani buradan okuduğu string, çünkü konsol hep string ile çalışıyor. String üzerinden orada okuduk. Buraya string'i aldık konsol readline'ı. Sonrasında bir tane daha değer gidelim hızlı bir şekilde. CR ikinci sayıyı 1'in dedik, 2 nokta. Yine aynı şekilde bunu da ne yapalım? S2'ye atayalım. Bunda C, kısa yolu yok yani, böyle CV gibi direkt bu şekilde yazıyoruz. Bunu da okuduk, bunu da S2'ye attık. Bundan sonra convert sınıfını kullanacağız. Yani bu uygulamanın amacı buydu. Az evvelki dönüştürme türünden ziyade convert'te de dönüştürme için bir örnek olsun diye. Burada ne yapalım? Sayı birimizin, bu yerel değişkenimizin convert sınıfını kullanacağız. Convert, conv yazdığınızda çıkıyor. Convert sınıfı, burada gördüğünüz gibi best, bir başka base data tipine bizim base type'ımıza dönüştürür. Yani biz bir base type veriyoruz, bir temel tip veriyoruz, onu bir başka temel tipe dönüştürüyor. Burada onu dönüştürelim. Convert, nokta dediğimiz an bu sınıftır, sınıflarda anlatacağız. Dikkat ederseniz class, sistem isim uzayının altındaki sınıf. Hatta size şurada isim, burada namespace, altında sınıflar var gördüğünüz gibi. Ve burada örneğin sistem isim uzayı burada. Bunun altında birçok sınıflar var. Aynı bu şekilde namespace, altında gördüğünüz class programın içinde çalışıyoruz. Onun altında metot var. Bu şekilde convert sınıfı, yani şu şekilde düşünebiliriz. Bu sınıfın içindeki metotlar var. Tabii ki C# kütüphanelerinde bunlar direkt hazırlanmış bizim için. Bunun altındaki bir metot kullanacağız. Aynı ama tabii ki convert sınıfının altındaki. Convert sınıfının altındaki hangi metodu kullanalım? Orada PowerPoint'te göstermiştim. Örneğin şurada toInt32. Geri dönüş değeri neymiş? Int dönüyor. Int veri tipi dönüyor. Bunu kullanalım. Ve içine int value istiyor bizden. Biz burada bunu nereden gireceğiz? Şuradaki S1'den. Buradaki kullanıcı girmişti. Onu buradan alalım. Şurada gördüğünüz gibi string 1. String'i aldık. Bu toInt ne yapıyor? String bir value değeri ver, yani string veri tipinde bir value dediğimiz bizim aslında şurada çektiğimiz, yani bir value değer demek. Burada şurada string bir veri tipinde bir value, yani string yazmanıza gerek yok. Direkt string olmasının noktasında bilgilendirme amaçlı string demiş. Biz direkt bir value'ye girmemiz lazım. Value'yi bir değişken olarak RAM bellekte kaydedilmiş bir alan olarak value olarak ne girdik? S1 değişkenine girdik. S1 değişkeni string zaten. String'i sağladı. Bu koşulu sağladı. Buradaki S1'i girdik. Bunu girince bize istediğimiz şeyi dönüştürür. Yani bunun convert to int 32'nin çalışması için sen ona bunu veriyorsun. Bunu vermene bağlı olarak o da sana bunu dönüyor. Yani bunu veriyoruz, onu dönüyor. Bu nokta önemli. Verdik, bize int döndü. Bize zaten int istiyorduk örneğin. Çünkü to int 32'yi ondan yaptık. Yani int 32'ye döndü. Ve onu sayı 1'in içine atadık. Zaten sayı 1'de gördüğünüz gibi integer. Yani bu sayı 1 int yazmazsanız buraya, burada sıkıntı olur. Aynı o düşeceğiyle buraya sayı 2'yi de alalım. Sayı 2 eşittir convert nokta to int 32. To int 32. Buna ne vereceğiz? Tabii ki şuradaki eski ikinci sayıyı. Bizden çünkü string istiyor zaten string. Ve onu bizden ne istiyor? String istiyor. String bir value, yani bir RAM bellek alanı, bir değer de olabilir. Biz ne yaptık? S2 zaten string, gördüğünüz gibi string S2 ve kullanıcıdan da onu aldık. Okuduğumuz değeri buradaki string olan RAM bellekteki referans alanına, heap alanına aktardık ve sonra onu burada
bizim string istedi, verdik ve dönüştürmeyi de yaptık. Onu da sayı 2'ye, yani bir nevi integer alanına attık. Yani ne yaptık? Aslında şunu yaptık. Şöyle bir kompleks bir yapı oldu. Biz kullanıcı bir değer girdi. Ya biz burada bir alan oluşturduk. Şurada bir alan oluşturduk. Ve kullanıcı buradan bir değer girdi. Bu girdiği değer şuraya kaydedildi. Buraya kaydedildikten sonra biz dönüşüm yaptık ve buraya aktardık bunu. Yani bir nevi şuradan aldığımız şeyi buraya kaydedip arada bir dönüştürme işlemi yapıp buraya kaydettik. Yani gördüğünüz gibi birçok farklı alanın birbiriyle etkileşimli çalışmasını gördük. Ve sonrasında başka şeyler de yapılabilir. Biz burada şu şekilde tamamlayalım. Başlat diyelim. Hata yok. Burada gördüğünüz gibi direkt S1 null, çünkü direkt tanımla bir referans tipi olduğu için ve hip bölgede bir alan açtık ona. Yani şurada bir alan oluşturduk. İçinde hiçbir değer yok. Çünkü noktalı virgül dedik burada. Dikkat ederseniz. Virgül. Sonra ikisini birden açıp noktalı virgül dedik. İkisi de boş. Bellekler açıldı hip bölgede ama içinde bir değerler yok. Burada sayı 1 var, sayı 2 var. Bunlar da bizim stack bölgede açıldı. İkisinin de default olarak, boş olarak 0 değeri. Yani bunun standart hali null, bunun standart hali 0. Ve toplam açtık, o da 0. O da integer. Yani şu toplamı şuraya da nokta virgül yazıp yapabilirdik. Burada console read'den ilk sayı girin diyor. Sarı şu an. Bastığım an komut çalışacak. Ve komut şu an çalıştı. Ve buradan bizden bir değer istiyor. Line dediğimiz için aşağıya gittik. Örneğin 10, 5 girelim. Ve bunu enter'a basalım. Ve buradan console write line 15'e girdik. Gözükmedi orada. 15'e girdik. Şimdi ikinci sayıyı girin diyor. Ve burada evet şimdi gözüktü. 10, 3 girelim. Rastgele girelim. Enter'a bastım. E şimdi ne yapacak? Burada önemli olan kısma geldik. Burada az şöyle yana alayım. Burada S1 sayı 1 0, S1 15 var. S1'i biz nereden aldık? Dikkat edin, ilk girdiğimiz değer okuma readline ile ekranı okuduk. Burayı okuduk ve S1'in içine atadık. S1 zaten yukarıda string, gördüğünüz gibi. Ekrandan okunan değerler string okunur. Ondan dolayı string bir yere çekersiniz. Sonra dönüştürme yaparsınız. Biz de zaten onları yapmış olduk. Twint32'ye S1 verdik. Şu an sayı 1'in içi boş. Çünkü sayı 1 şurada. Int sayı 1 noktalı virgül dedik. İçi boştu zaten. Şuraya kadar hiçbir işlem yapmadık. Ve şimdi ilerlettiğim an sistem convert to int32 döndürüldü. 15. Nereye döndürüldü? Sayı 1'in içine. Gördüğünüz gibi sayı 1'in içinde 15 var. Ve şurada da gördüğünüz gibi sayı 1 şuraya da aynı şekilde 15 yazdırdı. 0. Çünkü sayı 2'de daha hala bir şey yapmadık. Şimdi onu da yapalım. S2'yi zaten şuradan almıştık. 13. Onu da döndürdük. Gördüğünüz gibi 13 geldi. Ve şurada da eski 13 oldu. Ve şurada da 13 oldu. Bu şekilde arkadaşlar bizim referans tip kavramını ve object, işte string, bizim convert sınıfımızı birçok noktaya değinmeye çalıştık. Bu şekilde dersimizi tamamlayalım. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra yine önemli konularımız var. Oralardan devam edeceğiz. Şimdilik bu dersi kapatalım. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.